Herkese merhabalar. Sırada Live 10. bölüme hoş geldiniz. Bölüme bakmıştım, bölüme girmeden önce. Evet, 10. bölüm. Evden girdim. Kayda niye evden girdim? Yatağımızın önceki yerini hatırlıyorsunuz. Ne kadar leş, pis bir şeydi. Sonunda bunu değiştirmişler. Gayet güzel bir yatağımız var. Şimdi hemen gidelim marketimize. Evet, artık marketimiz biz gitmeden açılıyor. Otomatik açılma özelliği geldiği için. Kapanmıyor ama açılıyor. Ya orada bir kapatma seçeneği var ama stok bittiğinde diyor. Şimdi stok bittiğinde derken tüm ürünler bittiğinde mi yoksa diyelim karpuz bitti. Karpuz bittiğinde mi? Hiç bilmiyorum. Neler yaptım, neler yaptım. Biraz para kazandık. Kazandığımız parayla neler yaptık? Banka ve kredimizi tamamen kapattık. Bankaya şu an hiç kredi borcumuz yok. En güzel noktalardan birisi o. Yani benim için en azından. Artı bankaya para geliyor bir yerden. 6 dolar şeyden geliyor. Tavuktan geliyor. Ama onun dışında 400 dolar olması lazım. Bak, bankada daha fazla para var. Acaba o 7000 lirayı faize falan mı yatırdık? Hiç takip etmedim. Şimdi not alayım ben. Şu an bankada 549 dolar paramız var. Şu an size söylerken fark ettim. Şurayı göstermek için geldim. Kredimiz yok. 1000 dolar kredi alabiliyoruz. Ama kredi almak istemiyoruz. 3 tavuk bu arada her akşam bize 6 dolar para getiriyor. Yani tavuk başı 2 dolar para bırakıyor bize. Orada bir işçimiz daha var ama o işçi için bir maliyet almıyor bizden. Böyle rafları ben yine bir tık doldurdum. Tabi boş yerler de var. Yetişmiyor çünkü. Yani dükkan kapalı kalması lazım. Diğer türlü dönmüyor. Yani iki kasiyer olduğu için çok hızlı gidiyor. İki kasiye de aşağı yukarı günlük 2000-2500 euro dolar para bırakıyor. Karpuz, niye o kadar çok karpuz var? Bir önceki bölümde bahsetmiştim. Zebra'da fiyatların artık değişken olduğunu söylemişti. Bunun bir güzel özelliği, fiyatlar sadece yükselmiyor, düşüyor da. Karpuzun ben şeyini, kolisini 400 dolara mı ne alıyordum galiba? 140'a falan düşmüştü. Yani muazzam düşmüştü. Aldım. Yani her yeri karpuz aldım. Mesela burger muazzam pahalıydı. 175 dolara satılıyordu galiba. 210 dolar mı neydi? Burger almadım. Yani burger de yok satan. Ne olacak? Onun için daha şöyle bakalım bakalım. Ekmek falan aldım ama ekmeğimiz hala var. Ekmek çok yavaş gidiyor. Fakat paramızı alalım. Dünkü aslında 2266 dolar. Ve de bankamatikte 549 dolarımız vardı. Bunun 100 doları işçilere kesildi. Aslında artık 3 işçimiz var yani, çünkü hayvanların orada da bir işçi var. Ama tam mantığı bilmiyorum. 449 dolar paramız var. Bankaya niye geldim ben? Bankada bir şey. Şimdi gidip kamyonet almak istiyorum. Kamyonet alalım. Öyle. Karnımız da acıkıyor. Aslında bir şeyler de yiyebiliriz. Burada bir hamburger gömelim bence ya. Hamburgerimiz var bizim burada. Burada duralım. Acaba buradaki menülerde değişti mi bilmiyorum. Değişmemiş. Pizza var. 65 dolara. Burger var. 5 dolara. Kutlet verdiniz. Bir tane bundan. Elimiz doluyken yiyemiyoruz. Koyalım. Bir tane de kızartma alalım. Böyle güzel bir hamburger patates gömelim. Evet, yemeklerimizi yedik. Şimdi ya ilk başta düşündüm, acaba dedim ki araba mı alsak, hayvan mı alsak? Araba ne zamandır aklımızda? Arabayı alalım. Sonraki bölüme hayvanlarımızı arttırırız. İnek alırız, koyun alırız. Alırız da alırız. Şurada
7000 dolarımız var biliyorsun. Çok güzel ona. Ama onu kontrol edeceğiz yani çökmemiş olabilirler. Ops, pardon. 7000 dolar deyince aklım karıştı. Böyle koyup acaba satabiliyor muyuz bunu? Bunu denemiş oluruz ya. Merhaba, kolay gelsin. Naber abi? Satın altısı ne var? Satıcı. 500 dolarmış. 500 dolarımız yok. Lanet olsun. Neyse, bankadan çekelim. 300-217 dolar bankadan para çekersek. Tamam, 2500 dolar. Aa, yanlış hesaplamış. Bankada 232 dolar kaldı. 232. Tekrar not aldım. Orada bir para değişikliği oluyor çünkü. Kontrol etmem lazım. Bu arabada gelmiş 4500 dolara. Wow, bunu da alabiliriz. Alabiliriz. Yani para kazanmıyorum. Alınabilir. Hadi 2500 dolara kamyonumuzu alalım. Emekler arkadaş. Güle güle. Kendine dikkat et. Acaba şöyle telefondan falan satabiliyor muyum bunu? Sanmıyorum. Ha, bu arada bugün bir uygulama güncelleme daha geldi. Bugün gelen güncellemede telefonunuzdan artık marketinizde biten ürünleri görebileceksiniz. Gayet de diyor yani. Telefondan da gözüküyor. Aa, bu arabanın aynısı Ranch simülatörde var. Hatta dün aldık. Şöyle bunun tepesine şey koyuyoruz. Evet. Böyle güzel bir foto yakışmaz mı size ya? Keşke bunun üzerinde yazabilsek. Böyle içine bakalım. Gayet güzel duruyor. Gerçekten gayet iyi duruyor kamyonet. Ve yukarıdan bakıyoruz. Saat 12 oldu. Şey yapsa mıydık ya? Oo, geri sinyali var. Muazzam. Oh ya, bunu frenler tutuyor. Senin diğer arabada sıkıntı varmış demek ki. Sonrası var mı? Yok. Bizim 7000 lirayı sorsak şuraya. Kamyonumuz da var şöyle. Şey... Ufuu. Tamam. Tamam. Acaba bunun şeyleri ne durumda? O kapılar açık. Şu kapıları falan hiç açıp bakmadık ya. Üf. Buraya var ya, ne mal yiyoruz ya. Muazzam. Tamamdır. Güzel oldu. Ya da bizim bir 7000 dolar vardı ya. Gördün mü onu? Sanki cebe atmış gibi duruyor. Çekmece nerede mi acaba? Etkileşim yok. Ama şu bankaya gelen para cidden dikkatimi çekti. Bankada o kadar para yok diye hatırlıyorum. Ben zaten videoyu izlerken daha da çok dikkat ederim de. Bankada o kadar para yoktu. O zaman biz o parayı faize mi yatırdık? Yanlışlık. Artık kamyon kullanıyoruz öyle. Yollarda rastgele dönemezsin ya. Direksiyona bak. Gerek açıyla full dönüyor. Bu güzel direkt şey, kamyonette bir alışveriş yakışırdı aslında orada. Şimdilik böyle kalsın bakalım. Tekrar çiftliğimize geldik.
Bakayım. Yok ya, kamyonetimiz gayet güzel. Reis kolay gelsin, hayırlı işler. Ne kadar para aldık bundan? Günün parasını aldık galiba sadece. Dikkat etmedim ya. Batmadan önce bakacaktım. O zaman bu bölümü bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölüm tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.